Evli misin? 13 yaşında. Ya bu? Bu da o kadar. Tamam efendim. Sen bundan meşgul ol. Bağüstüne efendim. Eskiden hırsızlık yapıyordun. Şu yaptığın işten 1000 kere daha haysiyetliydi. Dur Baki. Adın ne senin? Ayşe. Kimsen yok mu? Var, köyde. Niçin buradasın? Başlık parası için efendim. Yaşlı birine verdiler, kaçtım. Köyüne döneceksin kızım. Yüzlerce kişiye satılmaktansa bir kişiye satılmak daha iyi. Baki, paran var mı? Al şunu, üstünü tamamla. Var efendim. Bu kızın biletini al, köyüne gönder. Peki efendim. Sağ ol abi. Biraz daha dolaşalım mı? Vakit çok geç, gitmem lazım canım. Yarın buluşacağız değil mi? Tamam, onda çay bahçesinde. Oldu. İyi akşamlar. Sana da. Saat kaç? 10. Oldukça geç değil mi? Ben esir miyim? İyisin ama genç bir kız eve erken gelmeli. Evet biliyorum. Ama arkadaşlarım evlerine daha geç gidiyorlar. Benimse karşımda bir sürü engel. İstedikleri gibi yaşıyorlar. Onların her şeyi var. Arabaları bile. Bir giydiklerini bir daha giymiyorlar. Benimse karşımda bir sürü engel ve yokluk. Özgürlük dediğin, dilediğin gibi yaşamak değildir. Genç bir kız yarını düşünmeli ve aile yaşamına uymalı. Ölüp gideceğiz abi. Gün yaşanmalı. Yarını da yarın düşünmeli. Bugünsüz yarın olmaz. Can sıkıntısından eskiye baş kaldırmak, paranın ne olduğunu bilmeden onu istemek, gençliği sonunda bezginliğe götürür. Bezginlikse can sıkıntısı ve her türlü kötülüğün başlangıcıdır. Gece kulüplerinde sıhhatlarını tüketen, esrar çeken ve ahlaksızca seks yapanlar dejenere olmuş insanların tutkusudur. Biz kendi değerlerimiz ve imkanlarımızla yaşamak zorundayız. Bizim güzelliğimiz, gururumuz yoksulluğa boyun eğmeden, ahlakımızdan bir şey kaybetmeden yaşamaktır. Ben de yoksulluk içinde büyüdüm. Ben de eskiler giyerek okudum. Ama değerimden bir şey kaybetmeden toplum için yararlı biri olarak yetiştirmeye çalıştım kendimi.
Çalışarak öleceksin. Çalışarak gençliğin gitti abi. Dünyada en iyi şeyleri giymek. Vur patlasın, çal oynasın. O gece kulübü benim, bu gece kulübü senin. Bu mu yaşamak? İnsan niçin gelir dünyaya? Şerefli yaşamak için. Tabii ki ileride bir gün anne olacaksın. Temelsiz, asılsız eğlencelerle geçerse ömrün, çocuklarına ne verebilirsin ileride? Ya bu eski manto, tabanı delik ayakkabı, 3 yıldır giyilen elbise, sırtıma binen ev işlerinin ağırlığı, bu yaşamayla ne öğreneceğim ki? İleride zor durumlarda çocuklarıma nasıl bir yol gösterebileyim bu dengesizlikle? Çay yapayım mı oğlum? Sağ ol anne. Alo? Abi ben Cemil. Kız tamam abi. Yarın buluşuyoruz, işi bitireceğim. Hüseyin, verdiğin ilaç sağlam mı? Merak etme abi, 24 saat şuursuz kalır. Sana elimle çay demledim. Teşekkür ederim. Seni seviyorum, hayat dolusun. Seni o köhnemiş ev ve insanlardan koparacağım. Aşığım sana, delicesine. Senin namussuz! Sakin olun, sakin olun! Durun, ne oluyorsunuz? Kızınızı dövmeniz bir şey halletmez. Ona sahip çıkmasını bilmelisiniz. Çocuklar her şeyi artık çabuk öğreniyorlar. Siz de öğretin. Kızınıza yol gösterin. Her gün kuaföre gitmek, lüks evde oturup lüks arabalara binmekten daha çok kalıcı, büyük ve güzel şeyler olduğunu öğretin. Onun bunun ahlakında uğraşacağına sen kız kardeşinin ahlakına bak. Cemil'in villasında komiserim. Gayrettepe Gazeteciler Sitesi numara 5. Oğlumuz geliyor.